Kuzeyde Irak ve Suriye'ye asker gönderilmesine ilişkin bu tezkerenin süresi 30 Ekim'de sona erecekti ve henüz meclis açılmadan önce Cumhurbaşkanlığı bu tezkereyi meclise yollamıştı. Dün bu tezkere görüşmeleri yapıldı, tezkere meclisten geçti. Bu sabahtan itibaren de çeşitli çevrelerden ve özellikle HDP'den savaşı istemiyoruz, savaşa hayır açıklamaları yapıldı. Sabah saatlerinde önce HDP Kadın Meclisi toplantısı yapıldı. HDP'li kadınlar kirli savaşın parçası olmayacağız açıklamasını yaptılar. Ardından HDP, HDK, DTK ve DPP başkanları bir araya geldiler ve savaşı dayatan iktidara karşı bir açıklama yaptılar bugün sabah saatlerinden itibaren. Saat 16'da da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu operasyonun, harekatın başladığını duyurdu. Bunu 16'da duyurdu Erdoğan, ancak saat 14'ten itibaren Milli Savunma Bakanlığı'nın başta ABD ve Rusya olmak üzere İngiltere ve Fransa'yı da bilgilendirdiği belirtiliyor. Siyasi partilerden gelen mesajlar dikkat çekici. Biraz önce haberlerimizde de yer verdik. HDP dışındaki tüm siyasi partiler bu operasyona destek verdiler. Özellikle CHP'nin açıklamaları bu kapsamda dikkat çekiciydi. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Mehmetçiğin ayağına taş değmesin dedi, bu açıklamayı yaptı. Yine Engin Özkoç da bugün HDP'li Murat Çevre'nin ardından bir açıklama yaptı mecliste. Meclis dışında da CHP'nin tavrı bu şekildeydi. MHP, AKP, CHP ve İyi Parti dün tezkereye evet dedikleri gibi bugün de bu tavırlarını korudular, belirtelim. Şimdi mecliste bir tartışma daha var, bir ayrıntı daha var, onu da belirtelim. Özellikle yarın yapılacak Birleşmiş Milletler toplantısı için de önemli. Burada mecliste yapılan tartışmalar özellikle. Birleşmiş Milletler yarın acil gündemle toplanıyorlar. Bugün de, dün de HDP'nin mecliste gündeme getirdiği özellikle bir konu var. AKP iktidarı bu operasyonun ardından güvenli bölgeyi oluşturacağını ve güvenli bölgede köyler ve kentler kuracağını, buraya da göçmenleri yerleştireceğini açıklamıştı. HDP'nin dün de bugün de mecliste dile getirdiği itiraz özellikle bu demografik yapı değişimine karşı. Dün Saruhan Uluç dedi ki orada 5 milyon insan yaşıyor, Rojava'yı işaret etti ve siz şimdi onları oradan çekeceğiz, başkalarını yerleştireceğiz diyorsunuz dedi. Hişyar Özsoy'un açıklamaları dikkat çekici, bir adım daha ileri gitti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yeni kent planını Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda gösterdiği haritayı dün Meclis Genel Kurulu'nda gösterdi ve dedi ki bu Baas Partisi'nin 1960'lardaki Arap Kemeri haritasıdır. Onlar o zaman 150 bin Kürt'ü topraklarından edip buraya Arapları yerleştirdiler. Bugün de siz aynısını yapıyorsunuz eleştirisinde bulundu. Ağır eleştirilerdi bunlar. Şimdi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bu gündeme gelecek mi? Çünkü BM'nin kriterleri var, mültecilerin dönüşlerine ilişkin. Mültecilerin dönüşlerine ilişkin BM diyor ki bir eve dönüş gerekli. Yani bir mülteci nereden göç ettiyse BM kriterlerine göre tam olarak oraya gitmeli. Ancak iktidarın bahsettiği bu program BM'nin kriterlerine uymuyor. İşte bu şartlarda BM ne diyecek? Bu çok önemli. Birincisi bu. İkincisi bu demografik yapı tartışması da çok önemli. Hemen anımsatalım. Geçen hafta Almanya, Fransa ve Yunanistan İçişleri Bakanları Türkiye'ye gelmişti ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla bir görüşme yapmıştı. O gün de bu göçmen politikasının masaya yatırıldığı belirtiliyor. Bugün iktidar özellikle Batı'yı göçmenleri ne kadar uzağa götürürsek o kadar Avrupa'ya geçişleri de uzak olur şeklinde bir iknaya çalıştığı belirtiliyor. Bu kapsamda da yarın BM'nin alacağı kararlar, yapacağı görüşmeler ve uyarılar önemli olacak. İç politikayı da etkileyecek.
Tam o noktada bir şey sormak isterim. Hem de senin dikkat çektiğin dünkü tezkere oylaması ve bugünkü askeri harekata karşı tepki. Uzun zamandır muhalefet partileri arasında adı konmamış bir ittifak vardı. Bu ittifaka etkiler mi? Şu an yapılan tartışmalar bu ittifakı etkileyeceğini gösteriyor ama hemen şunu söyleyelim. Bugün HDP özellikle mecliste tansiyonu düşürücü açıklamalar yaptı. Dünkü açıklamaları daha sertti. Bugün daha tansiyonu düşüren açıklamalar yaptılar. Ama bunun iç siyasette bir ittifakı etkileyeceği kesin. Zira bu şu an konuşulan bir konu değil. Daha önce de bu konu konuşuldu. Çok özür dilerim. Bir harekat Türkiye'nin hep gündemindeydi. Bu CHP ve HDP'nin arasında da adı konulmamış bir tartışma konusuydu. Bundan sonra gelir mi? Yüksek sesle konuşulur mu? Göreceğiz. Teşekkür ediyoruz Aktar. Teşekkür ediyoruz Aktar. Artı TV Ankara temsil